İyi günler efendim. Buyurun. Allah-u Teala razı olsun sizlerden. Ebedi başımızdan eksik etmesin. Çok memnunum. Sizlerden ve Osman Ünlü hocamdan çok bilgiler alıyorum. Yani gerçekten çok duygulanıyorum. Yani bu doğru bilgiyi, doğru yöntemi verdiğiniz için ne kadar dua etsek, ne kadar yapsın. Meşekler azdır. Allah başımızdan eksik etmesin sizlere. Benim sorum şu olacaktı hocam. Şimdi bir bey iki evli. Yani birini biraz daha üstün tutuyor, birini de yani pek ne ihmal ediyor ne yani onun kadar değer vermiyor. Bir de hocam yani şimdi bu dış, affedersiniz heyecanlıyım biraz. Estağfurullah. Dış devletten emekli. Yani şimdi öbür hanımı daha üstün olduğu için onun maaşını bölüyor, kendisi alıyor hocam. Acaba dinimizde ne kadar doğru bu? Yani bu sonra kadının hiç mi hakkı yok? Peki efendim. Allah-u Teala razı olsun. Başka Ahmet sorularım da vardı ama peki, unuttum heyecandan. Peki efendim. Dedi bir erkek iki evli. Ama bir hanımına hani fazla değer veriyor. Öbürüsünü işte ne onduruyor ne öldürüyor hesabı. Süründürüyor. Aynı değeri ve kıymeti vermiyor. Böyle bir evlilik yapan kimsenin yani nasıl hareket etmesi lazım? Hatta birisinin de maaşının yarısını alıyor falan. Öbürsünü mağdur ediyor. Hem bir kere bu suç. Tabii kanunen suç. İki evlilik suç. Daha önceki asırlarda da yani dinimiz buna ruhsat vermiş, izin vermiş ama o ruhsat ve izinlerin de sebep ve hikmetleri var. Onların yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilecek hususlardan bir tanesi zaten dinleyicimizle o konuya temas etmemizi istedi. Velev ki şartlar müsaitti. Önceki asırlarda da şartlar müsaitti. Onun birçok sebepler var. O sebeplerden dolayı ki o da kadının lehine. Mesela harplerde çok erkek ölüyordu. Çeşitli sebepler söz konusuydu. Bu sebeplerden dolayı da aynı şekilde dinimiz o izni vermiş. Birden fazla aynı şekilde evliliğe izin vermiş. Ama o zaman o Müslüman erkekler de bu bilgilerle mücehhezdi. Bu bilgileri öğreniyorlardı. Kadının da altyapısı vardı, erkeğin de altyapısı vardı. Adaleti gözetmek tabiri geçiyor. Yani evlendiği zaman böyle bir durumla dinimizin bildirmiş olduğu o şartlar tahakkuk etmiş. Ondan sonra böyle bir izdivaç yapılmış ise bu kul hakkıdır. Bu şaka değil ki. Ben yaptım da oldu. Erkek nefsi için evlendi. Hesabını verecek tabii. Öyle bakıyorsun her türlü haksızlığı zulmü yapıyor. Sonra da böyle bir duruma gelince nefsinin isteğine uygun olduğu için canım düğünün emri yok. Yasak mı falan. Peki diğerler dinin emri değil mi? Adaleti gözetmek dinin emri değil mi? Namaz kılmak dinin emri değil mi? Kul hakkı dinin emri değil mi? Yine aynı şekilde erkek evlendiği zaman böyle bir evlilik başına geldiği zaman bunların nafakasını da aynı şekilde adaleti gözeterek yerine getirmesi lazım. Her ikisine de adaleti gözetmesi lazım. Hal böyle olunca bu çok zor bir iş. Yerine getirmek çok zor bir iş. Ahirette bunun hesabı var. Çünkü kul hakkı meselesi anlatılırken en çok kiminle kimin arasındadır? Mesela İslam alimleri ittifak halinde buyuruyorlar ki en çok insan kiminle beraber olur? Evli kimse hanımıyla beraber olur. Dolayısıyla karı koca arasındadır bu kul hakkı en çok. Yarın mahşer günü hani burada inanmayabilirsin, reddedebilirsin. Ben istediğimi yaparım. Ya paşa gönlüm bilir. İstediğini yap, istediğini söv, istediğini inkar et, istediğini aynı şekilde dilediğin şekilde onlara muamele et. Ama bu yaptıkların mutlaka bir gün hesabını verecek, yaptıkların hesabını verecek misin? Elbette. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinden "İş maşi tefe inneke meyitin" buyuruyorlar. "İş maşi tefe inneke meyitin." Keyfine göre yaşa. Dilediğin gibi yaşa. Bir gün öleceksin. Hadis-i şerif. Keyfine göre yaşa. Bir gün öleceksin. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki keyfine göre yaşa. Bir gün öleceksin. İstediğini topla. Bir gün ayrılacaksın. Neyi seversen sev, onlardan aynı şekilde ayrılık acısını tadacaksın. İstediğini topla. Mal, mülk, mevki, makam neyse. Ve istediğini aynı şekilde ben şunları seviyorum. Hepsini topla. Hepsinden bir gün ayrılacaksın. Ve bunların hak ve hukukunu yerine getirdin mi getirmedin mi? Bunların hesabı elbette görülecek mi? Tabii ki görülecek. Şimdi diyelim ki erkek tındığı yok, aldırdığı yok. Aldırmasın. Bir gün ecel geldiği zaman eyvah diyecek ama işten geçecek. Peki böyle bir adamla hasbelkeder böyle bir evlilik yaptı.
Kadın sabrederse mükafatını alır. Çünkü din büyükleri buyuruyor ki zalim olma, mazlum ol. Ezen değil, ezilen ol. Tabii ilk bakışta insanın böyle tuhafına gidiyor. Hatta büyüklerden bir zata bir gün birisi gelmiş. Bir talebesi gelmiş efendim demiş, demin demiş. Babamız vefat etti, kardeşlerimiz böyle mal taksiminde bana kadrettiler. Yani haksızlığa uğradım. Beni mağdur ettiler falan. O zat dinlenmiş, dinlemiş. İyi ya buyurmuşlar. Tabii talebe şaşırmış. Demiş efendim demiş. Mazlum olan benim. Kadire uğrayan benim. Anladım evladım demiş. Onun için iyi dedim ya. Yani sen alacaklısın. Borçlu değilsin. Onlar düşünsün buyuruyorlar. Ya onların bakış açısı böyle. Onlar düşünsün. Çünkü Mustafa Bey öldükten sonra ben helal ettim diye istediğin kadar bağır. Geçti bitti o. Dünyadayken söyleyecektin onu. Dünyadayken söyleyecektin. Yok orada öyle bir şey. Ahirete intikal ettiği zaman kılı kırk yararak nizanda hepsinin hesabı sorulur. Ve kul hakkı varsa da İbn Abidin de açıkça buyuruyor ki bir dank buyuruyorlar. O da 0.5 gram gümüş. Bir dank kul hakkı için 700 defa cemaatle kılınmış ve kabul olmuş namazın sevabını alıyorlar. O bir dank yani yarım gram gümüş karşılığında karşı tarafa veriyorlar. O da 5,5 ay yani. Şimdi ehl-i sünnet itikadında salih bir imam bulacaksın. Cemaat salih olacak. Sabah, öğle, ikindi, akşam 5,5 ay. Yani 6 ay pasagoz durmadan camiye gideceksin. Cemaatle namaz kılacaksın. Bunların hepsi kabul olacak. Yarım gram gümüş için bu senin 6 ayda kılmış olduğun namazların sevabının hepsi tak diye karşı tarafa verilecek. Varsa tabii sende de. Varsa tabii. Elde avuçta ne kalacak ki onun. Burada istediğini döversin, önündekini ısırırsın, arkandakini tekmelersin. Ama orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir gün Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimize sohbet ederken buyuruyorlar ki müflis kimdir bilir misiniz diye bir sual arz ediyorlar. Tevdi ediyorlar. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz de ya Resulallah bizim indiğimizde bizim bildiğimiz müflis malı mülkü vardır. İşte sel geldi, yangın geldi veyahut da birisi çarptı, malı mülkü yandı, yıkıldı, sel götürdü, evleri göçtü veyahut da adam hırsız aldı götürdü, bir şeysi kalmadı, iflas etti veyahut da ticarette uğraşıyordu, zarar etti, iflas etti. Biz buna diyoruz, böyle kimseye diyoruz müflis diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki müflis o kimsedir ki yarın mahşer günü dağlar gibi sevaplarıyla gelir. Namaz sevabı, oruç sevabı, sadaka sevabı neyse bunlarla gelir. Bir sürü hayır hasenat yapmış. Ama dünyadayken kimisini dövmüştür, kimisine sövmüştür, kimisini itmiştir, kimisini tekmelemiştir, kimisini ısırmıştır. Ve netice itibariyle o sahipler de mizanın başına gelir. O dağlar gibi sevap al sana al sana. Zaten yarım gram gümüş için 6 aylık sevabın sevabı gitti. Al sana al sana al sana sevaplar biter ama alacaklar daha duruyor da. Melekler dermiş ki bunun sevabı bitti. Bitti ama bizim günahlarımıza verin ona. Bana işlemediğin günahları. Alıyorlar oradan buna, alıyorlar buna. Zaten sevaplar da bittiydi. Ondan sonra uzat elini hemşerim. Takıyorlar kelepçeyi, at cehenneme. Ya, at cehenneme. Hem şefaat. Şefaat. Kul hakkına şefaat yok. Ancak şehit olursa, şehit olursa, Allah-u Teala kendi üzerine alıyor. De, o da hani şehit olursa, Cenab-ı Hak üzerine alıyor. Onun dışında, onun dışında milim milim hepsini soruyorlar. Dolayısıyla kadın kocasının haklarını, erkek hanımın haklarını, anne baba evladın haklarını, evlat anne baba hakkını, komşu hakkı, arkadaş hakkı, ne bileyim iş yeri arkadaşlığı hakkı, sosyal haklar, köyde oturuyorsan, kasabada oturuyorsan, mahallede, şehrinde, ülkende, bunların her birinin ayrı ayrı hakları var. Bunların aynı şekilde haklarına riayet etmek gerekir. Ve bir de buna ilaveten hayvan hakları var. Hayvan hakları var. Öyle kolay mıdır? Efendim cennete gideriz. İnşallah falan affeder. Sen otur. Önündekini ısır. Arkasından tekmele. Ondan sonra benim hakkım ne? Hakkın olmayan şeyler benim hakkım. Senin hakkın mı değil mi? Yarın mahşer günü göreceksin. Hak neymiş? Orada Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar geçerlidir. Senin benim düşüncem değil. Oraya diyecek. Ben bunu böyle emrettiydim. Ama ben haklıyım zannediyordum. Kendi nefsine göre söyledin. Benim gönderdiğim dini okudun mu sen? Öğrendin mi? Niye İslam alimleri buyuruyorlar? Fıkıh bilgileri, fıkıh bilgileri, fıkıh bilgileri diye. İmam Malik Hazretleri de Ebu Bekir Verrak Hazretleri de aynı şeyi buyurmuşlar. Bir kimse fıkıh bilgini öğrenmeden tasavvufa dalarsa zındık olur buyuruyor. Kafir olur buyuruyor yani. Fıkıh bilgisi yok. Tasavvufa. Allah diyor ya canım falan. Allah diyor ya. Kafasına göre aynı şekilde küfre girmiştir. İman gitmiştir. Namaz kılsa da Allah dese de cehenneme gider buyuruyor. Ve fıkıh bilgisini öğrendiği halde tasavvufu reddederse bu sefer de bir de sahibi olur buyuruyor.
Yani fıkıh bilgisi de lazım, tasavvuf bilgileri de lazım. İkisi de lazım. İkisi de lazım. Onun için mutlaka ne yapıp yapıp elimizde bir ilmihal kitabı. Ve ilmihal kitabı da öyle sıradan ilmihal kitapları. Bir sürü ilmihal kitabı var. Yazan çok önemli. Nakli mi esas alıyor, adam kendi kafasına göre mi? Mesela televizyonlarda konuşanlar oluyor böyle. Bakıyorsun akademik kariyer sahibi. Oturuyor falan. Bir şey oldu. Bana göre dilini eşek arısı soksun. Sen kimsin ki bana göre? Dilini eşek arısı soksun. Bana göre. Sen kimsin ya? Haddini bil. Yani böylelerine İslam alimleri edepsiz, terbiyesiz demişler. Onun için daha önce medreselerde ve tekkelerde, okullarda ilk öğretilen şey edeptir, haddini bilmek. Peki zamanımızda ben de kendim eğitimciyim, öğretmenlikten geliyorum falan. Aslanım ben. Sen her şeyi bilirsin. Biz İlmi Vakfı Okulu'nda öyle diyorlardı. Altın sınıfa geldiğimizde her biriniz birer müşteriysiniz. Ona 17 yaşındaki, 18 yaşındaki delikanlı sırtını sen böyle sıva, müştehilsin. Ondan sonra da ayet-i kerimeyi okur, kafasına göre mana verir, kafir olur gider. Allah saklasın. Çünkü hadis-i şerif var. Ayet-i kerimeye kendi kafasına göre anlam veren, mana veren, hüküm çıkarmaya kadar kafir olur diye. Birisinde de, başka bir hadis-i şerifte de cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Onun için mesela halk arasında insanlar bilemiyor tabii ki. Adam ayetten söyledi. Biz de ortaokula giderken, liseye giderken falan camilere giderdik böyle. Adam Kur'an-ı Kerim açıyor böyle. Adam bir coşuyor böyle, anlatıyor. Ben söylemiyorum, işte bu Kur'an söylüyor falan. Yalan söylüyor, kendi ona buna sövdü, ettiğini Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor adam. Sövdü, ben söylemiyorum bunları, Kur'an söylüyordu, bir de Kur'an-ı Kerim'i vuruyor böyle, yumrukluyor falan. Allah Teala korusun. Dışarı çıkınca da vatandaşa soruyor, ne anlattı hemşerim? Senin hayatını değiştirecek. Ne anlattı? Yani şu kul hakkı dedi, şu haram mı dedi, şu... Yok canım, çok şey anlattı. Çok i̇yi şey anlattı. Bağırıyor adam. Yani iyi bağırıyor tabii. Bir hadi. Türlü uyuyamadı. Uyutturmadı adam. Allah Teala muhafaza buyursun. Onun için efendim kul hakkı önemli. Ve İlmihal kitaplarında da tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabı. Çünkü nakli esas alan Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından hazırlanmıştır. Kendi kafasına göre değil efendim. Onu iyi bilmek gerekir.